Merhaba, Bitki Günlüğüm'e hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Ağaç kavunu ya da Latince adıyla Citrus medica, sedef otu giller yani Rutaceae familyasına ait turunçgiller altı ailesinin iri kokulu ve kalın kabuklu meyveler veren bir turunçgil türüdür. Ana vatanı Orta Asya olduğu düşünülen ağaç kavununa Akdeniz havzasındaki ülkelerde, Orta ve Güney Amerika'da ve Hindistan'da bolca rastlanır. İngilizlerin citron dedikleri ağaç kavunu, mandalina yani citrus reticulata, pomelo yani citrus maxima ve papeda yani citrus papeda tüm bilinen turunçgillerin atalarıdır. Yani diğer bir deyişle citrus ailesi içinde yer alan tüm bitkiler bu dört turunçginin doğal melezleridir. Mısır'daki Karnak Tapınağı'nın duvarlarında 3000 yıllık resimleri bulunan ağaç kavununun ise bilinen en eski turunçgil olduğuna inanılır. Ağacın Avrupa'da tanınarak yayılmasının Büyük İskender zamanında başladığı düşünülür. Tarih uzmanlarına göre efsanevi imparator Perslerle savaşırken ağaç kavunu bugünkü Pakistan topraklarında keşfedilerek Avrupa'ya getirilmiştir. Ağaç kavunu 2 ile 5 metre arasında boy yapabilen, dalları dikenli, sandal ağacınınkileri yani Arbutus andracni'yi andıran, yapraklarını kışın dökmeyen ve yavaş büyüyen bir ağaçtır. Yıl boyunca eflatundan sarımsı beyaza dönen çiçekler açan ağacın birçok alt türü de bulunur. Ağaç kavununun olgunlaştığında 3 ya da 4 kilogram ağırlığına ulaşan meyveleri, portakal ya da limon gibi sulu değildir. Olgunlaşan meyvelerini dökmediğinden, kış gelmeden önce meyvelerini hasat etmeniz gerekir. Aksi takdirde sert hava koşullarının etkisiyle kırılan dallar, ağacın çeşitli küf ve mantar hastalıklarına yakalanmasına neden olabilir. Ayrıca ağaç kavununun dona dayanıklı bir tür olmadığını da belirtmeliyim. Hatta bu nedenle bu tropik iklim ağacını saksı içinde iç mekanda yetiştirmeniz belki de daha mantıklı olabilir. Ağaç kavununun 3 ile 4 yıllık bireylerinden alınan çeliklerle üretim yapılabilir. Ayrıca diğer turunçgiller üzerine aşılayarak üretmeniz de mümkündür. Turunçgillere ve aşı tekniğine ilgi duyanlar, Bitki Günlüğüm'deki diğer sitrus türlerine ait videoları da keşfedebilirler. Peki diyelim ki ağaç kavununu ürettiniz. Fakat ürettiğiniz meyveleri ne yapacaksınız? Ağacın meyvelerinin beyaz etli kısmı ve kabukları kullanılarak kek ve kurabiye gibi hamurlu tatlılar, şekerleme, reçel, turşu, çay ve parfüm yapılabilir. Ek bir bilgi olarak Korsika ve Fas'ta yetişen türlerin meyveleri diğerlerine göre daha tatlı oluyormuş. Bitkinin çayının öksürük, hazımsızlık ve alkol tüketiminden kaynaklanan mahmurluk için de tedavi edici olduğu söylenir. İçerdiği yüksek miktardaki C vitamini nedeniyle tarihte antibiyotik amacıyla da kullanılmıştır. Musevilerin Sukot Bayramı'ndaki törenlerde kullandıkları ağaç kavunu, Musevi kültüründe de kutsal kabul edilir. Çin'de yetişen bir varyetesi olan Citrus medica varietas sarcodactylis ise Buda'nın eli olarak da bilinir. Bana sorarsanız bu meyveler daha çok ağaçta yetişen sarı renkli mürekkep balıklarını andırıyor. Çinliler bu ağacın meyvelerini yeni yıl törenlerinde tapınaklara sunu olarak bırakırlar. Çin kültüründe mutluluk, şans ve uzun ömür simgeleyen bu meyveler aynı zamanda oda kokusu olarak ya da güvelere karşı giysilerin arasına konarak da kullanılır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki Günlüğüm'ün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.